derste de milli kültür öğelerimizi göreceğiz. Kültürel zenginliğimizi fark edeceğiz. İlk önce kültür nedir? Milli kültür nedir? Bunlara bakalım. Bir milletin tarihsel gelişimi sürecinde meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütününe biz kültür diyoruz. Milli kültür ise bir toplumu diğer toplumdan ayıran kültürel değerlere biz milli kültür diyoruz. Bak, kültür bir milletin tarihsel gelişimi sürecinde meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütününe diyoruz. Milli kültür ise bir toplumu diğer toplumlardan ayıran kültürel değerlere milli kültür diyoruz. Yani toplumlar arasında kültürler aynı olabilir ama farklılık varsa ona biz milli kültür diyeceğiz. Bir milletin en değerli varlıklarından biri kültür öğeleridir. Bizler bu öğeleri tanımalı, yaşatmalıyız. Bu millet olarak kimliğimizi korumak için gerekli. Özellikle Atatürk milli kültürün korunması ve gelişmesine çok önem vermiş. Bunun için Türk dilinin, bilim ve kültürün gelişmesi için harf inkılabını yapmıştır. Çünkü o dönemlerde toplumumuzda Arap alfabesi kullanılıyordu. Ama dünya Latin alfabesini kullanıyordu. Bunlarla ilgili kendi kültürümüzü yansıtmak, hem de onlardan bir şey öğrenmek, hem de bizim şeylerimizi onlara öğretmek, göstermek amacıyla Latin alfabesine geçtik. Daha çağdaş olduğu için. Ayrıca da Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu da Atatürk'ün emriyle kurulmuştur. Atatürk milli kültürümüze ait eserlerin korunması ve yeni kuşaklara aktarılması için müzeler kurulmasını da sağlamıştır. Hala günümüzde birçok müze faal durumda. Onları gezip kültürlerimizi tanıyabiliriz ya da başka toplumların kültürleri, milli olan kültürlerini de görebiliriz orada yurt dışında olan müzelerde. Atatürk demiş ki milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız diyerek kültüre verdiği önemi göstermektedir. Peki kültürü oluşturan öğeler nedir? Dünyada yaşayan milletleri birbirine ayıran özellikler var. Bu özellikler bir milletin kimlik kartı kadar tanıtıcı ve ayırt edici özellikler. Nedir bunlar? Bu öğeler gelenek ve göreneklerimiz, halk oyunları, yemekler, mimari eserler, giyim kuşam, dil, din, el sanatları, yazılı ve sözlü edebiyat ürünleri, kültürel öğelerimiz. Evet, burada mesela İznik çilisi bizim milli kültürümüze ait bir öğe. Çayda çıra oyunu var. Gene folklorik bir oyun. Bu da bizim milli kültürümüze ait bir öğe. Hacivat, Karagöz, Mevlana, Türk Hamamı, bunlar bizim kültürümüze ait öğeler. Bunlar bizim kültürümüzde var. Yani milli kültür. Dünyada yok. Mesela hamam böyle kültür hamamı olarak yok ama artık dünyada Türk hamamları da meşhur hale gelmekte. Peki bu öğeleri tanıyalım. Nedir bu öğeler? Gelenek ve görenek. Geçmişten günümüze aktarılan toplumun benimseyip uyguladığı değerleri biz gelenek diyoruz. Ayrıca toplumda uyulması beklenen davranışlardır bunlar. Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığına da görenek diyoruz. Örnek olarak büyüklerimizin ellerini öpme. Mesela büyüklerimizin ellerini öperiz. Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Evlenme törenlerimiz toplumdan topluma göre değişiyor. Biz evlenme törenlerimizi genelde 3-4 saat eğlenerek, oynayarak geçiriyoruz. Ama mesela başka toplumlar, Fransa gibi toplumlarda mesela 15-20 dakikada sadece katılım sağlanılıyor. Hiç oynanmıyor bizdeki gibi. Mesela bizde düğünlerde takma geleneği varken onlarda yok. Gene aynı şekilde geline kına yakılması, kına gecesi gibi etkinlikler onlarda yok. Gene asker uğurlaması bizde var. Mesela asker eğlenceleri. Sünnet düğünü gene. Bunun sünnet düğünü tabi Müslümanlar arasında var. Bir tek Türk toplumuna ait değil. Müslüman olan tüm toplumlarda sünnet töreni, düğünü olmakta.
Evet, mimari eserler ise geçmişten bugüne gelen camiler, hanlar, saraylar, çeşmeler, evler, hamamlar, köprülerdir. Bu toplumdan topluma da gene değişebilir. Gene milli kültür içine girmektedir. Mesela bizim oluşturduğumuz cami başka bir Müslüman ülkede oluşan camiyle benzemeyebilir, daha farklı olabilir. Özellikle Süleymaniye ve Selimiye camileri bu bizim toplumumuzda ve ülkemizde meşhur mimari yapılardır. El sanatlarımız ise bu da bir milli kültür öğesi. Ülkemizin her yöresi birbirinden farklı zengin el işlemeleriyle doludur. Halı ve kilim dokuma, nakışlar, danteller, bakırcılık, çinicilik, ebru sanatı, minyatür el sanatları ve benzeri. Tabii geçmişte daha çok bunlara yönelikmişti ülkemizde ama artık pek fazla teknolojinin de gelişmesiyle bunlar daha teknolojik aletlerle yapılabiliyorlar. Dil en önemli bir milletin kültür unsuru. Her milletin kendine ait bir dili var. Dil sayesinde milletlerin oluşturduğu eserler dil sayesinde nesilden nesile aktarılır. Yazılı ve sözlü eserler, masallar, şiirler, tekerlemeler, atasözleri, deyimler, ninniler, bilmeceler, türküler, hikayeler, gölge oyun, destanlar bunlar hep dil sayesinde diğer jenerasyona aktarılan unsurlardır. İşte dil edebiyat konusunda özellikle kimler öne çıkıyor dersiniz bizim kültürümüzde? Hazreti Mevlana, Nasreddin Hoca, Köroğlu, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Keloğlan, Yunus Emre, Dede Korkut, Karacaoğlan. Bunlar hep geçmişten yaşayan, bizim toplumumuzda yaşayan, Türk olan insanlar ve günümüze kadar bunların eserleri hala gelmekte. O anki yaşadıkları toplumu bize anlatmaktalar. Giyim, geleneksel kıyafetleri en çok halk oyunları ekiplerinde görürüz. Bunun yanı sıra bazı yerimizde de hala giyilmeye devam ediyor. Tabii şimdi artık daha modern giysiler giyiyoruz. Önceden ise şalvar, takke, peştemal, entari, kuşak. Bunları elbette görmüşsünüzdür. Ya folklor oyunlarında görmüşsünüzdür ya da bazı yerlerde hala bunlar giyilmeye devam ediliyor. Yemeklere baktığımızda ülkemizin farklı yörene ait yemekler Türk mutfağını dünyaya tanıtan Türk kültürünü yansıtır. Biz yemek konusunda herhalde bayağı bir iyiyizdir bu konuda. Mesela yoğurdu dünyaya Türkler tanıtmıştır. Aynı şekilde ayran da Türklerin dünyaya armağan ettiği başka bir içecek. Kahve ülkemizde yetişmez ancak pişiriliş şeklinden dolayı Türk kahvesi dünyaca tanınır. Gene aynı şekilde baklava, dolma bunlar da bizim kültürümüz ve hatta dünyaya da tanıtılmış ürünler. Gene kahve, baklava az önce, şalgam, köfte, lokum, ayran, kebap, lahmacun bunlar bizim kültürümüzün içindeki yemekler. Keşke şu an burada olsa da yesek değil mi? Evet, oyunlarda farklı farklı oyunlarımız var. Mesela cirit oyunu. Burada cirit atıyorlar birbirlerine. Şuna cirit diyorlar. At üzerinde. Gene okçuluk aynı. Yine at üzerinde ok olarak da ya da belli bir hedefi vurularak da olabiliyor. Yağlı güreş mesela çok bizim için popüler. Ve kültürümüzün en önemli oyunlarından bir tanesi. Binicilik, atçılık, güreş bizim kültürümüze ait oyunlar. Cirit biraz daha anlatılacak olursak iki takım olarak atın üzerinde koşturup birbirlerine değnek isabet ettirmeye çalışılır. Bu spor güvenlik ve savunma ihtiyacından doğmuştur. Okçuluk ise kültürümüzün önemli parçalarından biri ok ve yaydır. Ateşli silahların icadından önce savaşlarda kullanılmaktaydı. Okçuluğu ustaca kullanan atalarımız bu sporu dünyaya yaymışlardır. Güreş, tarihte güreşle ilgilenen milletler arasında en eskisi Türkler olmuştur. Bu bakımdan dünya milletlerinin dilinde Türk gibi kuvvetli sözü atasözü haline gelmiştir. Yani onların atasözlerinde Türk gibi kuvvetli atasözü var. Binicilik ise binicilik en eski atasporlarımızdan biridir. Eski Türklerde ata yılkı
adı veriyorlarmıştı. Ata, at yerine yılkı diyorlarmıştı. Bir başka önemli oyunumuz yağlı güreş. Yağlı güreş geleneksel bir spordur. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreşirler. Büyük güç ve ustalık gerektirir. Her yıl geleneksel olarak Kırkpınar yağ güreşleri, yağlı güreşleri yapılır. Yağlı güreş terimleri işte pehlivan, güreşenlere verilen isim, er meydanı güreşin yapıldığı alan, peşref güreşçilerin ısınma hareketine deniliyor. Cazgır yağlı güreşlerde tüm pehlivanları seyircilere tanıtan, onları güreşe başlatan kişiye de cazgır adı veriliyor. Bir diğer milli kültür unsurumuz bayramlar. Milli ve dini bakımdan önemli olan günlere biz bayram diyoruz. Dini bayramlar hatırlarsanız Ramazan ve Kurban Bayramı. Bu bayramlar ne yapıyoruz? Büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Ellerini öpüyoruz. Dargınlar barışıyor. Akrabalık ve dostluk bağlarımızı güçlendiriyoruz. Küçüklere şeker, mendil, para gibi para veriliyor. Milli bayramları da coşku içinde kutluyoruz. Milli bayramlarımızı hatırlayalım. Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız var. Bu bayramlarda da birlik ve beraberlik duygumuzu güçlendiriyoruz. Evet, son milli kültür unsurumuz. Geçmişte kullanılan eşyaların bazıları günümüzde hala kullanılmakta. Bazıları günün şartlarına göre değişime uğramıştır. Burada genelde kullanılmayan var. Yayık mesela, bindallı, şalvar, çeyiz, ney, halı dokuma, çinicilik, hat, tesip, saz. Bunlardan bazıları hala kullanılıyor. Mesela saz gibi, şalvar gibi, yine çeyiz gibi. Ama bazıları artık kullanılmıyor. Ney de gene kullanılan. Aslında hemen hemen hepsi kullanılabilir ama genelde artık değişime uğruyorlar. Evet, bu dersimiz de burada bitti. Diğer derste görüşürüz.